Herkese merhaba. Mobil Dünya Kongresi'nde Sony'den amiral gemisi akıllı telefon bekleyenler bunun yerine amiral gemisi bir Android tabletle karşılaşıyor. Sony Xperia Z4 tablet Japon şirketin Mobil Dünya Kongresi'ne getirmiş olduğu flash ürünlerden bir tanesi olarak dikkat çekiyor. Sony Xperia Z4 tablet lüks sınıfına girecek, üst sınıf sınıfına girecek bir Android tablet olma özelliğini taşıyor. 6.1 mm kalınlığında oldukça ince, aslında ipince bir gövdeye sahip olan Xperia Z4 tablet aynı zamanda suya dayanıklılık özelliğini de barındırmaya devam ediyor. İnceliğine karşın oldukça sağlam görünen bir gövdeye sahip olduğunu söylemeliyiz. Arkası plastik malzemeli kapalı, kaplı, hafif pürüzlü bir yüzeye sahip ancak oldukça rahat kullanım hissi uyandırıyor. Arkada yine 8 megapiksellik bir kamera bulunuyor Sony Xperia Z4 tablette. Önde de 5 megapiksellik bir kamera var. Tablette selfie çekimi yapmayı sevenler için öndeki kamera bir aile elverişli gözüküyor. 10 inç 2560x1600 piksel çözünürlüklü bir ekran var. Yüksek çözünürlüklü ekran gerçekten oldukça yüksek geniş açılarına, canlı renklere ve keskin görüntülere sahip görünüyor. Android Lollipop işletim sistemini ve Sony'nin özelleştirilmiş kullanıcı arayüzünde bu ekran oldukça düzgün şekilde göstermeyi başarıyor. Snapdragon 810 işlemci çalıştırıyor. Bu da yüksek performansın vadeliği anlamına geliyor. Wi-Fi ve LTE destekli versiyonları bulunacak Xperia Z4 tabletin aynı zamanda 3 GB RAM de mevcut. Kısacası Sony Xperia Z4 tablet hem multimedya hem de diğer işler için oldukça elverişli gözüküyor. Xperia Z4 tabletle birlikte Sony sunduğu çeşitli aksesuarlar da bulunuyor. Xperia Z4 tabletin siyah ve beyaz olmak üzere iki farklı renk seçeneği bulunuyor. Bunu da belirtelim. Çeşitli önyüklü olarak sunulan uygulamalar var. Sony'nin sunmuş olduğu uygulamalar var. Sketch adı verilen çizim uygulamasını biliyoruz. Yine PlayStation Remote desteği de mevcut. PlayStation uygulaması da mevcut. PlayStation ekosistemiyle entegre çalışabilen bir tablet. Xperia Z4 tablet ve çeşitli fotoğraf uygulamalarında 8 megapiksel ve 5 megapiksel kameralarla kullanılacak şekilde görüyoruz Xperia Z4 tablette. Xperia Z4 tabletin önümüzdeki aylarda, ilkbahar aylarında dünya çapında piyasaya sunulmaya başlanması bekleniyor. Bunu da belirtelim. Sony Xperia Z4 tabletin bir de siyah renkli versiyonu bulunuyor. Aslında siyah renkli versiyon biraz da kurumsal kullanıma uygun. Kurumların bu ağır havasını yansıtacak ağırlıkta bir tablet olma özelliğini taşıyor beyaz renge nazaran. Sony Xperia Z4 tabletle birlikte görmüş olduğunuz Bluetooth klavye aksesuarı da sunuluyor. Böylelikle Xperia Z4 tableti bir dizüstü bilgisayar gibi kullanmak da mümkün hale geliyor. NFC özelliğine sahip tableti klavyeye yaklaştırdığınızda otomatik olarak eşleştirme işlemi yapılıyor. Bluetooth üzerinden bağlantı sağlanıyor. Yuvasına oturttuğunuzda Xperia Z4 tableti görmüş olduğunuz gibi hızlı başlatıcı ortaya çıkıyor. Navigasyon çubuğu üzerinde çeşitli uygulamaların bulunduğunu görüyorsunuz. Aynı zamanda gördüğünüz gibi klavyeyi de touchpad'i de kontrol ederek Android kullanıcı arayüzünü tıpkı bir masaüstü bilgisayar gibi, dizüstü bilgisayar gibi fare imleciyle kontrol etmeniz mümkün oluyor dokunmatik ekran dışında. Görmüş olduğunuz gibi hızlı başlatma üzerinde çeşitli uygulamalar mevcut. Siz buraya tabii özelleştirmeniz de mümkün oluyor. Klavye aksesuarında klavyenin de oldukça kullanışlı olduğunu söyleyebiliriz. Sanki bir dizüstü bilgisayarda yazı yazarmış gibi kolay bir kullanım sağlıyor. Tuşlar çok yumuşak değil ancak çok sert de sayılmaz ve derinlik de iyi seviyede yazı yazarken bir hayli rahat ettirdiğini söyleyebiliriz. Yüksek performans multimedya uygulamaları aynı zamanda kurumlara özel çeşitli güvenlik ve üretkenlik uygulamalarıyla birlikte Sony Xperia Z4 tablet hem evde hem işte epey kullanışlı bir tablet gibi gözüküyor. Sony Xperia Z4 tablete ait daha fazla detayı ve fotoğrafları Teknoblog'daki ön inceleme yazısında bulabilirsiniz. Mobil Dünya Kongresi'nde gezinmeye devam ediyoruz.